Herkese merhaba. Birbirine karıştırılan veya yanlış telaffuz ettiğimiz kelimelerle bir kez daha karşınızdayım. Bu kelimelerin doğru söylenişlerini bilsem ne olur, bilmesem ne olur? Sonuçta karşımdaki beni anlayabiliyorsa sorun yoktur diye düşünebilirsiniz. Bizim için sorun olmaz belki ama bir anne, bir baba, bir öğretmen, bir abi, bir avukat, bir imam, bir siyasetçi. Küçük de olsa bir topluluğun temsilcisiyseniz ağzınızdan çıkacak her kelimenin örnek alınabileceğini unutmayın diyelim ve ilk kelimemizle başlayalım. Aşağı aşağıya diye söylenen bu kelimenin doğrusu aşağı doğru okunuşuysa aşağı olacak. Bazı harflerin okunuşları zor olduğu için dil kolayına kaçar. J harfi de bu zor harflerden birisi. İçinde J harfinin bulunduğu kelimeleri okurken zaman zaman zorlanırız. Onun için J'ler genelde Z diye çıkar ağzımızdan. Mesela şarj diye söylenir genelde ama doğrusu şarj. Oksijen değil, oksijen. Stüdyo değil, stüdyo. Üzre diye bir kelime Türkçemizde yok. Doğrusu üzere. Gelmek üzere değil, gelmek üzere diye söyleyeceğiz. Müspet değil, müspet. Paragraf değil, paragraf. Birader değil, birader. Personel kelimesi çoğul bir kelime personeller dersek hata yapmış oluruz. Aynı mürettebat kelimesinde olduğu gibi bu kelimeyi de tekrar çoğul yapamayız mürettebatlar gibi. Karnıbahar değil karnabahar asfalt değil yani V ile söylemeyeceğiz asfalt diyeceğiz. Laboratuvar değil laboratuvar şarter değil şalter yazılışı ve telaffuzu konusunda kararsız kaldığınız kelimeleri bize yorum kısmında yazabilirsiniz. Beyni paylaşım ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.